Merhabalar, bugün de sizlerle körili, kremalı tavuk yapacağız. Kremamı dolaba koymuştum, yılınmasın diye. Şöyle onu da çıkarıyorum. Bir paket kremamız var. Dört parça tavuk göğsümüz var. 400 gram mantarımız var. 2 adet kapya, 2 diş, iri diş sarımsağımız var. 4 tane yeşil biberimiz var. Bir tatlı kaşığı şeker, 2 çay kaşığı karabiber, biraz tuz, bir tatlı kaşığı köri, bir çay kaşığı da kekik var. Şöyle yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımız var. Şimdi bunları önce doğrayarak başlayalım yapmaya. Böylelerle başlıyoruz, tahtamız kirlenmesin diye. Ondan sonra tavuk göğsünü doğramaya başlayacağız. Şimdi biberlerimize geçtik. Jülyen doğruyoruz. Bunları da tekrar şöyle birer parmak şeklinde küçültüyoruz. Şöyle. Bütün biberlerimi böyle doğruyorum. Yeşil biberleri de böyle böyle iri iri birazcık doğrayacağız. Şimdi ben hepsini doğrayayım bunların. Tavukları da böyle parmak şeklinde doğruyoruz, küçültüyoruz. Önce jülyen kesip sonra onları küçültüyoruz. Bütün etlerimizi de böyle doğrayınca pişirme aşamasına geçeceğiz. Yapmaya başlıyoruz. Öncelikle tavayı ısıtacağız. Sonra yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyuyoruz. Bu iyice ısınacak. Ondan sonra tavuğu açacağız. Yağımız iyice ısındı. Hızlıca bütün göğüs etlerini koyuyoruz. Tavuklarımızın rengi dönene kadar pişireceğiz. 4 tane tavuk göğüs var burada. Bu 4 tane tavuk göğüsten tam 5 porsiyon yemek çıkar. Çünkü mantar girecek, biberler girecek. 5 porsiyonluk yemek elde edebilirsiniz burada. Evet, tavuğumuzun rengi dönmeye başladı. Biraz karıştırdık, pişiriyoruz. Bunu şimdi kendi kapağını kapatacağım tavanın. Kendi suyuyla pişince daha lezzetli olacak. Kapatalım, bir 3-5 dakika pişsin. Tavuklarımız bakın çok güzel pişti, suyunu çekti. Şimdi diğer malzemelerini katmaya geldik sıra. Sarımsakları katıyorum. Mantarları katıyorum. Biberlerimi kattım. Burada bir tatlı kaşığı körümüz var, onu kattım. Kekiğimiz var, onu kattım. Karabiber, şeker, tuzu ben kremadan sonra katacağım. Öyle yapıyorum genellikle. Şimdi bunları biraz kavuracağız. Şimdi bu oldu. Biraz dinlensin. Şöyle 1-2 dakika sıcağı çıkınca kremasını ekleyeceğim. Sonra bir fokurdatacağız ocakta yerine. Tavayı değiştirdim. Birazcık çabucak soğusun diye. Kremasını ekliyorum. Karıştırıyorum. Sonra ocağı açacağım. Şöyle bir fokurdatacağız. Çok pişmeyecek krema. Çok pişince yanık oluyor, güzel olmuyor tadı. Kesiliyor hatta kremamız.
O yüzden şöyle bir altını açayım, bir fokurdatalım. Tamam, sonra yemeğimiz hazır. Kremamızla da kaynadı. Şimdi ben tuzunu kremadan sonra ekliyorum ki kesilme falan olmasın diye. Ekliyoruz artık tuzunu. Şimdi o biraz az gibi geldi. Tamam, şimdi tavuğumuz hazır. Evet, gördüğünüz gibi ben böyle bir menü hazırlamak istedim. Semiz otu var, yoğurtlu. Makarnamız var, sade. İşte bir de körili, kremalı, mantarlı tavuğumuz var. Deneyeceklere kolay gelsin. Görüşmek üzere.